Bakın şimdi Avrupa'yı farklı bir şeyle likte suçlayan, öyle bir benzetmeye maruz kalanlar dönüp önce Türkiye'de neler yaşanıyor, Türkiye'deki vatandaşlarımızın hemen hemen her kesimli nelere maruz kaldığını bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Şu ana kadar tespit edilen %10'a yakın hayır kampanyasını yürüten ya da bu tür çalışma yapanlara saldırı gerçekleştirilmiş. 107 gözaltı var. Çok uzağa gitmeyelim. Dün Mersin'de… Önceki dönem MHP milletvekillerinden ikisinin uğradığı saldırı da tabii. bunun tipi, tipik örneklerinden bir tanesi. Tabii, yüz falan Ümit Özgücü, evet. Özgürce, e bir birkaç gün önce de Sinan Oğan'a oldu. Evet, yani evet. Düşünceleri de çok önemli değil. Zaten önemli. farklı tabii, tabii, tabii. siyasi görüşlerden olabilir. Yani insanlar özgürce düşüncelerini ifade edemeyecekler mi? Evet kampanyası yürütenlerle ilgili bir tane gözaltı, bir tane tutuklama göstersinler. Ben bu bahsettiğim rakamların tamamını geri çekeceğim. Hı hı. Evet kampanyası yürütenlerden bir kişiye en ufak bir şiddet uygulandığını göstersinler. Biz bütün bu söylediklerimizden sarfı nazar edeceğiz. Bir tane vaka yoktur. E, hayır kampanyasını yürütenler ya da hayırla ilgili düşünce beyan edenler anlayışla yaklaşıyorlar. Evet kampanyası yürütenlerle ilgili en ufak bir saldırı, şiddet, baskı söz konusu değil ama hayırla ilgili olanların bahsettiğim çok daha büyük cesamette saldırı ve şiddete maruz kaldıkları gün gibi açık ve maalesef şöyle bir realite var hayırın çok önde olması bu kampanya sonunda 16 insanda hayır çıkacağını gördükçe şert, sertleşiyorlar Daha şiddetin dozunu artırıyorlar gerginleşiyorlar ve kutuplaştırıcı bir anlayışı çok daha yaygın bir şekilde Türkiye'nin her tarafında yaymaya başladılar. Bu sağlıklı bir gidişat değil. Kendi yaptırdıkları anketler dahi hayır oylarının %50'nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bizim oy oranımız belli. Evet. Demek ki o %50 ve üzerindeki hayır oyu veren vatandaşlarımızın içinde geçmişte AKP'ye, MHP'ye, Saadet Partisine, Vatan Partisine, diğer partilere, partilere oy veren vatandaşlarımız var, seçmenlerimiz var. Şimdi bütün bunlar AKP'ye oy verirken terörist değillerdi de ya da Kandil işaret edilmiyordu da şimdi bir terörist oldu. Şimdi özgürce bir seçim yapıyorlar ülkelerini düşünerek. Bunun bir memleket meselesi olduğunu görüp öyle davranarak gidip oylarını hayırdan yana kullanacaklar. İşte onları bu kadar sinirlendiren, bu kadar irrite eden olay bu. Rahat olsalardı anketler evet farklı bir noktaya da göstermiş olsaydı evet. bu kadar hırçınlaşmayacaklardı. Ya da bu kadar kendi işlerindeki arkadaşlarına dahi göz dağa veren, saldıran, şiddete maruz bıraktıran bir yaklaşımın içinde olmayacaklardı. Görünen o ki işler onlar için iyi gitmiyor. İşler Öyle, evet. evet cephesi için çok iyi gitmiyor ve bu da onların sokaktaki saldırılarının şiddetinin dozajını arttırıyor. Bütün bunlar bir sonucu değiştirmeyecek. Hı hı. E, vatandaşlarımız ne tür baskıya maruz kalırlarsa kalsınlar 16 Nisan'da gereğini yapacaklar. Tabii siz